Saygıdeğer de birçok yaşasın değerli takipçilerine selam olsun buradan. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere Fenerbahçe Beko Türk Telekom maçını izlemeye Ataşehir'e gidiyoruz arkadaşlar. Marmara istasyonundayız, görüyorsunuz işte. Tosbik canım arkadaşım. Arkadaşlar o değil de Ronaldo Dünya Kupası'na veda etti ya. Daha üzücü bir şey bulabilir mi bundan ya? Biz hayal ediyorduk ki Arjantin'in Portekiz finali. Ronaldo ile Messi'nin televizyon karşısındaki son maçı olacak. Son kez izleyecek aynı anda. And I wanna kiss you, make you feel alright. Masa nasıl bir sıkıntı ya Portekiz? Nasıl becerdi onu ya? Doncalar olması daha iki maç önce hat-trick yapalarda pas karşısında yokları oynadı resmen. Ama Arjantin'de yavaştan finale yaklaşıyor arkadaşlar. Loading. Yükleniyor. Ben Arjantin'in kazanmasını zaten en başta söylemiştim arkadaşlar. Dünya Kupası'nda favori takımı merak edenler için söylüyorum. Arjantin arkadaşlar. O Messi Dünya Kupası'nı kaldırması gerek kesinlikle. Arkadaşlar basketbol liginde de Türk Telekom'un istikrarlı görüntüsü gerçekten çok dikkat çekti. Fenerbahçe Beko'nun hemen arkasında yanılıyorsa çok çekişmeli bir maç olacağından eminim. Ama Türk Telekom'un da havasını söndürmemiz lazım. Onu da tek yapacak takım Fenerbahçe Beko. Evet arkadaşlar, Çeşme Marmara istasyonundayım şu an gördüğünüz üzere. Yavaştan ilerliyorum Barış Manço durağına. Oradan 8 Anoğlu otobüse binip Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda da iniyorum arkadaşlar. Şu konuya değinmek istiyorum. Saçlarımı kestirip kestirmeme konusuna. Kararsızım. İlerleyen günlerde bu konu hakkında kararımı vereceğim. Videolarda falan her türlü görürsünüz arkadaşlar. Otobüsten de inişimizi yaptık. İşkence gibiydi ya. Böyle bir şey yok abi bütün yol boyunca. İnanılmaz kalabalık ve bir de sıcak. Çok fena çarptı beni vallahi ya. Otobüsten indiğim an oh be dünya varmış. Ben yaşıyormuşum dedim ya resmen. Arkadaşlar basketbol takım otobüsümüz. Yellow Legacy. Gişelerden de geçişimi yaptım. Şimdi Atatürk'e doğru merdivenleri çıkacağız bakalım. Vay, yılların basketbol premierden arkadaşlar. Fenerbahçe Koleji'nin 2021-2022 sezonunda genel müdürlüğünü yapmış Sayın Önder Tümce var bugün bizlerle birlikte. Çok güçlü alışlara hoş geldiniz diyoruz. Mertcan Bey için yani. Göremedim arkadaşlar valla. Başka birisi anons ediyor. Bir videomuz Fenerbahçe basketbol takımımızın genel direktörüydü yani. Efsaneleşmişti. Geçtiğimiz yıllarda yollarımız ayrıldı. Niye yolamıyor lan bu salon? Onu yolasana zaman. Aha geliyor. Bizim maskot geliyor. Erdem Can ya. Baş antrenör mü olmuş bir de? Helal olsun valla. Bir sen adamım ya. İki numara Özden. On numara takım kaptanımız Metin Mahmutoğlu. On bir numara Nazım Reis Devlet. 23 numara Marco Goodrich. Adamım ya. 31 numara adamım ya. Vallahi ya. Demek ki bu sezon bir mağlubiyet almasının sebebi antrenör Erdem Can'mış arkadaşlar Türk Telekom'un. Hadi bismillah. Oh!
Geçelim be. Smaç'la başlıyoruz. Ha blok geldi. Bravo lan. Aslanım benim be. Hizmet aklına var. Hop. Ay. Bu ne ya, sabah sporu mu? Anlamadım valla. Maskot bütün taraftarlara sabah sporu yaptırıyor şu an. Farkı bayağı açmaya başladılar ya. Fark 9 şu an. Salonun koridorlarındayım. Şimdi biz bu maçı nasıl alabiliriz? Devre arasında Tüydüs böyle takımı ateşleyecek bir konuşma yapsın ki soyunma odasında Fenerbahçe Beko bu maçı alsın. Üçüncü periyot an itibariyle başlamıştır arkadaşlar. Almasam da.
ya. Haydi 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 haydi. Yeter artık. Abi olacak iş değil ya. İlk yarıda da aynı senaryo. Şimdi de aynı senaryo. Haydi. Ya abi alın. Üçüncü seriyor sonucu Fenerbahçe Bekleyin. Büyük şükür telefon almış aldı. Alkış ara takımımızı kenara alıyoruz. Devre arasında soyunma odasında Tüylüs'ün konuşması işe yaramamış demek ki arkadaşlar. Hayırlısı ya, iyi günde de kötü günde de Fenerbahçe'miz ya. Türk Telekom çok bir istatistiği var ama gerçekten ligde çok iyi gidiyorlar onlarda. Fenerbahçe Beko gibi. Şu ana kadar bir mağlubiyetleri var. Ama daha maç bitmiş değil. Son periyoda giriyoruz. Son periyotta çevirdik bu maçı. Çeviremedik. Sağlık olsun. Bir ayır vardır diyeceğiz. Arkadaşlar, fark 20. 4. periyoda bayağı sağlam bir. Bayağı sağlam. Attıklarımız girmiyor bugün. Enteresan. Evet arkadaşlar, Türk Telekom'a 7 farkla mağlup olduk maalesef. 75-82. Sağlık olsun, ne diyelim. Lig uzun maratondur. Euroleague'deki performans ve ligdeki performansınız tartışmasız. Bu sezon çok iyi gerçekten. Bu maçla birlikte düşüncemin değişeceğini sanmayın arkadaşlar. Olur arada böyle mağlubiyetler. Basketbolda hem ligde hem de Euroleague'de bu sezon şampiyon olacağımıza eminim. Öncesinde de söylemiştim. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Sizlerden bu videoya güzel bir beğeni bekliyorum. Abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek arkadaşlar. Hoşça kalın.